Tam zevk için sistem toplayanlara uygun bir kasa geldi. Sadece kasa da diyemem. Cooler Master'ın TD500 Max kasası, içerisinde özel sıvı soğutması ve de özellikle modüler güç kaynağı ile birlikte bir kit olarak geldi arkadaşlar. Neredeyse hazır toplu sistem. İçine anakartın, işlemcinin, RAM'in ve ekran kartını bir SSD ile birlikte tek parça olarak neredeyse takıyorsun ve sistemini birkaç kabloya bağlayarak topluyorsun. Bu kadar kolay mı derseniz, yıllar sonra gerçekten Cooler Master işi bu kadar kolaylaştıracak çok ciddi bir adım atmış ve kasanın içerisindeki bütün kabloları zaten takılı olarak sunuyor. Öyle ki kasanın arkasından kabloları öne falan uzatmanıza gerek yok. Doğrudan anakartın 24 pin güç bağlantısını anakartın üzerine, diğer tarafta kasanın iç kısmına yapan bir tane ara kablo sunmuşlar. Aynısını işlemci bağlantısı için de, özellikle güç kaynağının ekran kartı bağlantısı için de sunmuşlar. Resmen ortaya enfes, yıllardır sistem toplarken görmediğimiz orijinal bir şey çıkmış. İşte o yüzden bu zevk ile çok kısa sürede derli toplu ve kablolaması önceden yapılmış bir sistem toplama imkanı sunan hazır kitli kasa arkadaşlar. Kasanın içerisindeki her bileşenin özelliklerine yakından bakacağız. Öncelikle bir estetik konusuna değinelim. Cooler Master'ın önü mesh, ışıkları gayet güzel, özellikle de gri bir rengi var. Yani eskinin özellikle siyah kasalarından daha farklı bir tonda olduğunu söyleyebilirim. Daha askeri, daha ciddi, daha değişik bir renk tonu var. Siyah kasaları tercih edenler ya da beyaz kasaları tercih edenlerin yanında artık bir de değişik gri tonumuz karşımıza dikkat çekiyor. Askeri görünüyor, gayet güzel görünüyor. RGB'lerin renk kalitesi de çok iyi. Çünkü burada kullanılan, ön tarafta kullanılan fanlar aslında biraz endüstriyel teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş olan havalandırma seçenekleri arkadaşlar. Ve CFM değerleri, yani içeriye verdikleri hava, yüksek basınç ile gayet güçlü şekilde geliyor. Havalandırmaya çok önem vermişler. Zaten bu TD500 Max kasalar havalandırmalarıyla oldukça meşhurdular. Yani güçlü soğutma performansı sunuyorlar. Bu sistemleri ATX kasa toplayıp da o günün en güçlü işlemcisini kullanacak olan kullanıcılar tercih ediyor. Biz örnek olsun diye içerisinde 13900K'lı bir sistem topladık. Çünkü güç tüketim değerleri açarsanız maşallah gerçekten çok yüksek seviyelere kadar çıkabiliyor. 14900K'da hemen hemen aynı işlemci olduğu için boşta 13900K vardı. Onu taktık arkadaşlar. Bu günümüzde bundan daha sonra çıkacak olan işlemciden muhtemelen daha çok ısınacak ve daha çok güç tüketecek bir konfigürasyon. Onu da söylemiş olayım arada. Yani gerçekten termal olarak kasanın iyi olduğunu içerisine toplu bir sistemde kendimize doğruladık. Sistemi toplarken de bu kablolamanın gerçekten daha kolay olup olmadığını da görme imkanımız oldu. Evet, bu kablolama gerçekten bir inovasyon. Ama esas olay sadece tabii ki bu kablolama kolaylığı değil, kasanın malzeme kalitesi, öndeki havalandırma ve fanların kalitesi, bir de radyatörü bile standart yapmamışlar. İçindeki 360 mm'lik sıvı soğutma, hazır gelen sıvı soğutma, normalde bu tür sıvı soğutmalarda kullanılandan çok daha kalın, çok daha endüstriyel bir radyatöre sahip. Radyatör kalınlığında özellikle daha fazla metal kullanmak daha yüksek bir maliyet demek. Böyle göze gözükmeyen yerlerden ağırlık ve sistemin genel kalitesi ve fiyatı gerçekten çok değişiyor. Bu bağlamda öyle fiyat performansla ucuzla rekabet edecek bir kasa kiti değil bu arkadaşlar. Bunun fiyatını aşağıya çeken tek unsur, güç kaynağını, soğutmayı ve kasayı bir araya getirmiş, bundle haline getirmiş olması. Yoksa gerçekten üst seviye sistemler için ortaya sunulan bütün parçaları bir araya getirmişler ve hazır olarak sunmuşlar. Bunu demişken gelelim güç kaynağına. Bu tür hazır paket kasalardaki güç kaynağının sertifikasyonu falan eskiden hiç olmazdı. Günümüzde yine rekabet arttığı için daha kaliteli güç kaynaklarını daha çok görmeye başladık. Ama Cooler Master burada Gold sertifikalı modüler bir güç kaynağı sunmuş arkadaşlar. Bir de bu güç kaynağının dışında kasanın yan kısmında çok hoş bir detayı göstereceğim, parantez açıp. Vidaları buraya koydukları gizli bir kapak yapmışlar güç kaynağının olduğu kısmın üstünde. Buraya baktığınız zaman gerçekten çok hoş detaylara değindiklerini ve işi zevkli hale getirmek için ne kadar uğraştıklarını görebiliyorsunuz. Bu güç kaynağı da özellikle şununla birlikte geliyor. Yeni nesil ekran kartları için burada kablolamada 90 derecelik ekran kartı güç kablosunu da dahil etmişler.
Bunun haricinde özellikle eksik kabloları da ilk parti sevkiyatlarda daha sonra satıcıdan isteyebilirsiniz demişler. Cooler Master'ın bu uyumluluk konusundaki adaptör desteğini daha önce işlemci soğutucuların plakalarında ya da kablolarda gördük. Mallarının arkasında özellikle duruyor arkadaşlar. Bu eski kaliteli sağlam markalardan bir tanesi. Artık daha da premium bir segmente doğru hareket etmiş durumda. Özellikle arka kısımdaki bu güç kaynağının gold sertifikalı olması yanı sıra diğer bir hoşuma giden unsuru da bu aynı kaliteyi destekleyen Japon kapasitörler kullanmış olmaları. Evet, endüstride uzun süredir söylememiştim. Nihayet tekrar söyleyebiliyorum. Japon malı kadı kapasitörleri de özellikle kullanıyorlar. Bu Japon kapasitörler ekstra bir maliyet ancak kalitede gerçekten daha üst bir seviyeye doğru gidiyor. Elektronikte bazı şeyler, bazı parçalar tedarikçiye göre maliyette de değişikliğe sebep oluyor. Bunu da kısmamışlar arkadaşlar. Gold sertifikasyonunda ötesinde yani müthiş bir güç kaynağı da var. İçerisinde evra diyelik. Sistemi senelerce hiçbir sıkıntı olmadan, hiçbir arıza olmadan kullanabilmeniz için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Hem fanlarda endüstriyel olması, hem radyatörün kalın olması, radyatör kalınlığı dışında burada kullanılan sıvı soğutucunun pompası ve güç kaynağının sertifikasyonu yanı sıra içindeki bileşenleri ve genel tasarım malzeme kalitesi hepsi üst seviyede. Çok lezzetli bir sistem ortaya çıkartmak üzere tasarlanmış. Peki ben bunda nasıl tasarımlar yapabilir, neleri değiştirebilirim derseniz kuramayacağınız sistem hemen hemen yok arkadaşlar. ATX bir kasa standartında olduğunu söyleyelim. Yine premium küçük bir kasa da incelemiştik. En yüzde de bakabilirsiniz. Bu ikisi birbirinden çok zıt karakterde sistemleri sembolize ediyor. Fakat ikisi de hazır kit sistem kasalarının geldiği noktayı gösteriyor. Onun altını çizeyim. Şimdi bunda ekstra fan seçenekleriniz ve soğutma seçenekleriniz de isterseniz var. Normalde arkada bir tane CF120 RGB fan var. Bunu 120 mm'lik fanlarla sadece değiştirebilirsiniz. Ben olsam değiştirmem. Çok kaliteli. Üst tarafta 3 tane 120 mm, 2 tane 140 mm ya da 240-360 mm yine radyatörleri takmak mümkün. Ön kısımda keza yine 360 mm zaten desteklediğini görebiliyorsunuz. Daha küçük olanları da takmamak için bir sebep yok. Ancak ben bu kalın radyatörü ve kaliteli soğutmaya kolay kolay kıymam. 7 tane genişleme yuvası var. Bu genel ölçüm birimi olarak veriliyor. Özellikle bunun haricinde alt kısımdaki SSD ve disk yuvalarına baktığımız zaman 3 tane 2.5 inçlik, 2 tane de 3.5 inçlik diski takabiliyoruz. 20 TB'lık filan eski diskleriniz varsa ki bende var. 2 tanesini buna takabilirsiniz. Tabii ki SATA kablolarını vesaireyi de takmanız gerekecektir. Modern sistem toplamalar sadece M.2 oluyor. İsterseniz 2.5 inçlik hesaplı ve bol depolaması olan SSD'lerinizden de 3 tanesini sisteme takabilirsiniz. Zaten üst seviye bir anakart ve işlemci kullanacağınızı zaten bariz. İşlemcinin üzerinde ola ki farklı bir kule tipi soğutucu kullanma ihtiyacınız olursa ya da öyle bir seçim yaparsanız da genelde 155-160 mm olan o radyatör aralığı kasa kapağına kadar gelen kısımda bunda 165 mm. Evet, daha yüksek bir milimetre aralığı ile kasanın kapağına gelmeden daha geniş kule radyatörleri de kullanma imkanımız oluyor. Yatayken yüksek, yandayken geniş olarak tabir ediyorum. İşlemci soğutucu yüksekliği de önemli noktalardan bir tanesi. İçerisinde kendi koydukları güç kaynağı 160 mm genişliğinde ama 200 mm yani 20 cm'e kadar güç kaynaklarını da destekliyor. Yine gani gani yer var arkadaşlar. Gani gani'den kasıt da 48 litre. Bunun içerisinde mikro ATX bir anakart taktığınız zaman bütün bileşenlerin kasanın bu iç ferah alanından faydalanacağına şüpheniz olmasın. Bu çelik kasanın şu kısımları plastik olsa da yan kısımlarda ve üst kısımlarda buradaki ses farkını ve tokluk farkını çerçeve kısımlarında çok bariz hissediyorsunuz. Yine toz filtreleri gibi alanlarda da bunu hissetmeye devam edebiliyorsunuz. Gangrey renginin de esas adı olduğunu bilhare söylemiş olayım. Ön portlara baktığımız zaman iki tane tip A, bir tane tip C portumuzun yanı sıra bir tane LED tuşu ve açma kapatma tuşunu da görebiliyoruz. 3.5 mm ses portumuz da combo jack olarak kullanılıyor. Tip C portunu tabii ki kasanın içerisinde anakartınıza bağlantısı olması gerekiyor. Eski sistemlerde yoktu, yeni sistemlerde var. Kasanın önünde olması da tip C aygıtları kullanmak için önemli ve güzel arkadaşlar. Peki bu soğutucu hangi işlemcilerle, hangi soketlerle uyumlu? Intel'de LGA 1700, 1200, 1150, 1155 ve 1156, AMD'de AM5 ve AM4, AMD kısmı ne kadar temiz, Intel kısmı ne kadar karışık ama özetle güncel sistemlerin hepsini destekliyor diyebiliriz. 4000'lik PWM bir fan bağlantısı var. Bunu anakarta bağladığınız zaman özellikle kontrol edebiliyorsunuz. 27.2 desibellik özellikle maksimum fan gürültü seviyesiyle çok sessiz.
Fan devirleri de 6900-2500 RPM hızı ayarlanabiliyor. 70.7 CFM'i maksimum hava akışı sağlıyor. Test sisteminde AIDA 64 stres testi yaptığımızda 20 dakikalık teste 253 wattlık bir işlemci sıcaklık ayarında özellikle ortalama 91 maksimum 100 dereceyle zirveye ulaşmayı başardık. 409.6 watt ayarında da özellikle ortalama 96 ve maksimum 100 dereceyle ortalama sıcaklığı 5 derece daha yükselterek işi abartmayı başardık. Ama normalde Cinebench tek çekirdek testinde 2024'te 253 Watt'ta 128, 409.6 Watt'ta 127 puan elde ederken ortalama 63, maksimum 75 derece elde ettik. Ortalama 60, maksimum 69 dereceye de 409.6 Watt ayarında çıktık. Yani arkadaşlar işlemciyi abartı seviyelerde bile kullandığımızda buradaki radyatör ve soğutma ve kasanın genel termal değerleri bize bu işlemciyi 60 derecelerde, 70 derecelerde kullanma imkanı sağladı. Custom sıvı soğutmalarda bunu 55 derecelere, 60-50 derece aralarına indirmeye çalışıyoruz. Yani çok yakın, çok iyi ve çok kolay bir şekilde bunu veriyor. Tabii ki çoklu çekirdekte bu kadar değil. Çoklu çekirdekte termaller daha çok coşuyor. Burada ortalama 90, hatta ortalama 98 dereceye kadar yine Cinebench 2024 çoklu çekirdekte 253 Watt ve 409.6 Watt değerlerinde yaptığımız testlerde ulaştık. 253 Watt'ta 2094 puan, 409.6 Watt'ta 2234 puan elde ediyoruz. Çok güzel performans sonuçları elde etmenize imkan sağlıyor. Normal şartlarda oyunlarda gerçek bir kullanım senaryosunda Cyberpunk 2077'de 1080p RTE Auto, DLSS Auto'da minimum 93, ortalama 106, maksimum 120 FPS alırken bu watt değerlerini daha da arttırdığımızda minimum 95, ortalama 108 ve maksimum 123 aldık. İşlemcimiz burada her iki testte de 64 derecedeydi arkadaşlar. Assassin's Creed Mirage'da işlemciye daha çok yüklenen bir test. 1080p Ultra High'da yine işlemciye yüklenmek için 253 Watt FPS değerlerinde minimum 88, ortalama 158, maksimum 205, minimumda 409.6 Watt'ta 71, ortalamada 156 ve maksimumda 197 görürken 64 ve 59 derece sıcaklıkları yine gördük. Özetle bir işlemciyi abartı wattlarda çalıştıracaksanız, render almanız gerekiyorsa ve stabil çalışması gerekiyorsa custom sıvı soğutma haricinde yapabileceğiniz en akıllıca, en mantıklıca yatırımlardan bir tanesi bu sistem olacaktır. Bu sistemin genel olarak bence esas alıcısı mimarlar, mühendisler, sisteminin sessiz ve stabil, çok uzun saatler boyunca çalışmasını garanti altına almak isteyenler olacaktır. Üstelik sistem toplamayı çok kolay hale getirdiği için kendi istediğiniz anakart, işlemci, ekran kartı kombinasyonunu, hazır sıvı soğutucusu, hazır radyatör sistemi, hazır fanları ve de hazır güç kaynağı ve kablolaması ile çok temiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunun tabii ki doğal olarak piyasada daha yüksek bir maliyeti var. Ama çelik kullanılmış kaliteli bir kasada bence buna değer arkadaşlar. Bundan daha iyi soğutma ya da daha iyi değerler elde edebilirsiniz. Evet, ancak verdiğiniz fiyat, aldığınız ürün, kullanım kolaylığı ve elde ettiğiniz değerler gerçekten o zirve seviyelere çok yakın ve bütün bunları elde etmek tek bir kit olarak çok kolay. Yani Cooler Master'ın satacağına hiçbir şüphesi olmayan, hiçbir kuşkusu olmayan çok kaliteli ürünlerinden bir tanesi bu TD500 Max kiti. İnceleme imkanı bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu kadar üst seviye kasaları ve özellikle soğutma sistemlerini bir arada görmek deneyim açısından çok zenginleştirici. Özellikle de testlerde de stres testlerinde ve diğer testlerde gördüğünüz üzere maksimum sıcaklıklarda da stabil performans verebiliyorsunuz. Bütün bunları görmek çok güzeldi. Sistemle ilgili, kasayla ilgili yegane eleştirim herkesin alamayacak olması diyebilirim. Bir de gun grey renginin herkese hitap edeceğini düşünmüyorum. Gun grey rengi genel olarak güzel ama Cooler Master'ın özellikle yeni nesil estetiğinde çok üst seviye bir kasa olmasına karşın bunun genel mat siyah rengini şahsen tercih ederdim. Bu saatten sonra bu kasayla ilgili beğenilip beğenilmeyecek tek şey artık zevke göre ufak estetik detaylar ya da sizin artık daha da fantastik bir beğeniniz olması olabilir. Yoksa onun dışında herhangi bir kusuru yok arkadaşlar. Kablolama aralıkları, içerisindeki mesafe ve kullanıcı deneyim açısından mükemmel bir kasa ve kesinlikle editörün seçimi. Yorumlarda sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.